Ne kadar dikkat etsek de sonuçta dışarıdan besleniyoruz. Bilerek ya da bilmeden yiyoruz ama içinde trans yağ olan çoğu şeyi neredeyse her gün tüketiyoruz. Belli gıdalarda %1'in altında olması oldukça önemli. %1'in üzerine çıktığı zaman büyük riskler oluşturabiliyor. Bu fast food ürünlerin hepsinde var diye biliyorum. Genellikle kızartma işlemiyle beraber ortaya çıkan bu yapı sağlığı son derece zarar verici bir yapı diye de söyleyebiliriz. Yok, onları tüketmiyorum, ev yemekleri yiyorum ya. Sıvı yağların hidrojen eklenerek katılaştırılmış halidir trans yağ. Üretimi de oldukça kolay olduğu için çok tercih ediliyor. Trans yağ, yağ asitlerinin cis formunun trans formuna dönüşmesi. Yani yapısının aslında sert bir hale gelmiş olması. Fast food'da tüketiyoruz, mecburuz yani şu an. Hayatımızın her alanında, bisküviden kurabiyeyi, kekten unlu mamullere kadar pek çok gıdanın içinde trans yağ var. Özellikle besin kızartıldığı zaman fast foodlarda, ambalajlı ürünlerde trans yağlar eğer %1'in üzerindeyse, ki kızartmalarda bunlar %50'ye kadar çıkabilir, birçok hastalığa karşı sebebiyet verici zararlı etkilere yol açabiliyorlar. Genelde zeytinyağı tüketiyorum ben. Özellikle kansere karşı, diğer olabilecek dejeneratif hastalıklara karşı maalesef büyük risk taşır trans yağlar. Beslenme ve diyet uzmanı Doktor Tuğba Kayan Tapan, özellikle çocukların kantinlerde dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Defalarca kullanılan okul kantininde kızartma yağları, bunlarla yapılan patates kızartmaları, bunlarla yapılan tavuk kızartmaları veya yine işlenmiş etlerle yapılan kızartmalar, trans yağ miktarı artabiliyor. Dolayısıyla da çocukların bunları tüketmesi ve aldıkları oran da artıyor. Yedikçe yedirten ve asla doyurucu olmayan trans yağ nedeniyle her yıl dünyada 500.000'den fazla kişi hayatını kaybediyor. Fast food menü yedikten sonra 2 saat sonra hiçbir şey yememiş gibi acıkabilirsiniz. Bunun sebebi yüksek karbonhidrat ve trans yağlardır. Sağlığımız için gıdalarda trans yağ yoktur yazısının aranması gerekiyor. Trans yağ içermez dediği zaman %1'in altındadır muhtemelen o değer ve o yüzden o şekilde yazılıyor. Bunların hepsi denetleniyor. Güveniriz diyebiliriz çünkü güvenmek istiyoruz daha doğrusu açıkçası, onu da söyleyebilirim. Trans yağlardan uzak durmak mümkün. Yapılması gereken tek şey daha bilinçli olmak. Bunlara karşı alternatifler soğuk sandviçler diye söyleyebilirim. Peynirli sandviçler oldukça iyi alternatiflerdir. En azından okul kantinlerinden çocukların alabilmesi adına.